Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere annem ile birlikte karnabahar turşusu yapımını göstereceğiz. Karnabahar turşusu için kullanacağımız malzemeler: 1 adet orta boy karnabahar, 1 kilo havuç, 3-4 adet kırmızı kapya biber, 1 baş sarımsak, 4 yemek kaşığı kaya tuzu, 4 tatlı kaşığı limon tuzu, 4 çay bardağı üzüm sirkesi, 8-10 tane nohut, 4 adet 1 litrelik cam kavanoz, aldığı kadar da kaynar su. Temizlemiş olduğumuz karnabaharın kulp yerini parçalamak için alıyoruz. Karnabaharlarımızı iri iri ayırıp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra küçük küçük parçalara karnabaharlarımızı ayırıyoruz. Karnabaharlarımızı küçük küçük parçalara ayırdık. Şimdi ise önceden kabuklarını soymuş olduğumuz havuçlarımızı yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. İçinin çekirdeklerini çıkarmış olduğumuz kapya biberlerimizi doğruyoruz. Şimdi doğramış olduğumuz karnabaharımızı, havucumuzu ve biberimizi harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Kavanozlarımızın diplerine birer tutam nohut atıyoruz. Her kavanoza 2-3 diş sarımsak doğruyoruz. Harmanlamış olduğumuz malzemelerimizi kavanozumuza elimizle yerleştiriyoruz. Dört kavanozumuzu da doldurduk. Kavanozlarımızın ağzına ikişer diş sarımsak doğruyoruz. Her kavanoza birer tatlı kaşığı silme limon tuzu koyuyoruz. Limon tuzunu koyduktan sonra birer tatlı kaşığı toz şeker koyuyoruz kavanozlarımıza. Birer yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyoruz üzerlerine. Şimdi ise birer çay bardağı üzüm sirkesi ilave edeceğiz kavanozlarımıza. Son olarak kaynar halde sularını da koyuyoruz. Kaynar suyu kavanozlarımızın ağzına beraber dolduruyoruz. Kavanozlarımızın ağzını kapatıp ters döndürüyoruz. Sıcağıyla kapaklar yapışıyor. Hazırlamış olduğumuz karnabahar turşusu 15 ila 20 gün içerisinde yemeğe hazır hale gelecek. Turşularımızı 15-20 gün karanlık, güneş görmeyen bir yerde saklayacağız.
Böylelikle bugün sizlere kütür kütür yiyebileceğimiz karnabahar turşusunun yapımını göstermiş olduk. Bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.